Merhaba arkadaşlar ve hoş geldiniz. İsmim Ertan Toker ve size bugün Spring Boot ve REST API hakkında bir Türkçe tutorial hazırlamak istiyorum. Daha tutorialımız hazır değil. Daha şu an sadece kafamda birkaç konular hazır. Bana son günlerde, son haftalarda birkaç tane mesaj geldi. Facebook üzeri olsun, YouTube üzeri olsun. Neden Türkçe tutorial yapmadığıma dair. İngilizce tutorialleri yaptım, Almanca tutorialleri yaptım. Ve arkadaşlar dedi ki İngilizce ve Almanca tutorialleri yeterince var. Bir zahmet Türkçe tutorial yapabilir misin? Ben de arkadaşları kırmak istemedim. Ve şu an vaktim olduğu için bir Türkçe tutorial hazırlayayım dedim. Umarım beğenirsiniz. Fazla konuşmanın anlamı yok. Ben hemen başlayayım. Yapacağımız ilk iş kendimiz için bir proje oluşturmak. Bunu Spring Boot'un bize sunduğu veya Spring'in sunduğu sayfasında hazırlayabiliriz. Spring.spring.io sayfasında start.spring.io sayfasında kendimiz için bir hazır Spring Boot projesi hazırlayabiliriz. Bunun için ilk önce Maven projesi olduğunu seçiyoruz. Gradle de seçebiliriz ama ben şahsen Maven kullanacağım. İkincisi Java dilini kullanacağız. Kotlin veya Groovy şu an yapmıyoruz. Sadece Java kullanıyoruz. Spring Boot version olarak 2.4.2 versiyonunu kullanacağız. Projeye de tabii ki bir isim vermek lazım. Group ID olarak de.ertantoker, artifact olarak da yapacağımız projenin ismini verelim. Düşündüğüm gibi il servisi yaparım. Bizim Türkiye'de iller var, ilçeler var. Bunları bir REST servisle nasıl manage edebiliriz onu hazırlamak istiyorum. Description aslında kalabilir. Package name'e de küçük yazalım o zaman. İl servis. Jar olsun. Java 11'i kullanacağım ben. Projemiz için şimdi birkaç tane dependencies lazım, libraries lazım. Bunları ekleyelim baştan. İlk öncesi web library'miz. Spring Boot için REST API yazmak için bu mutlaka lazım. Bunsuz olmuyor. Ve bunu ekliyoruz. İkincisi MongoDB'yi de kullanacağımız için bu projede ben şahsen genellikle MongoDB kullanıyorum. SQL database'lerden şu an işten dolayı olsun, özel kendi projelerimden dolayı olsun uzak duruyorum. Ondan dolayı Spring Data MongoDB ekliyoruz. Bir de ben genellikle kullandığım bir library daha var. O da Lombok library'si. Lombok library'siyle işiniz daha da kolaylaştırılıyor. Seta, geta, constructor falan yazmak zorunda değilsiniz. Onu Lombok'la yapabiliyorsunuz. Annotation bazında. Bunları hazırladıktan sonra tabii ki Generate'e tıklıyoruz. Generate'e tıkladıktan sonra bizim il servisimiz zip olarak bilgisayarımıza indiriliyor. Bunu açıyoruz. Downloads bölümünde il servis, sonra bir extract yapıyoruz. İl servisimiz burada hazır. Evet. Bunu şimdi kapatabiliriz. Şimdiki yapacağımız iş IntelliJ'de projemizi açmak. IntelliJ'ye gidiyoruz. Ben şahsen IntelliJ kullandığım için IntelliJ ile yapıyorum bütün tutorialleri. Siz tabii ki Eclipse'da kullanabilirsiniz. Visual Studio Code'da kullanabilirsiniz. Downloads'a gidiyoruz. İl servisteki en üstteki klasörü seçiyoruz. OK'ye tıkladıktan sonra birkaç saniye sonra, tabii bu bilgisayarın hızına bağlıdır, IntelliJ bizim projeyi import ediyor. Import ettiğini buradan görüyorsunuz arkadaşlar. Bittikten sonra, hazır vaziyete geldikten sonra sol tarafta il servisimiz şu an burada hazır. Ve şu an zaten Spring library'leri indiriyor. Bunlar bende mevcut olmadığı için ve şu an hazır durumdayız. İlk önce bir ne indirdiğimize bakalım. Spring'in bize hazırladığı projede bir pom.xml var. Bu Maven için en önemli XML file'dir. Configuration file'dir. Bunsuz zaten olmuyor. Burada bizim deminki eklediğimiz dependency'ler var. Lombok olsun, data olsun. Burada şu an henüz bir şey kırmızı gösteriyor. Onun ne olduğunu bilemiyorum açıkçası. Bir bakmak lazım. Project not found, Taglin version inherited. Bundan hariç ne oluşturmuş bize bizim Spring projemizde? Bir il service application oluşturulmuş. Bu bizim ana klasımız. Buradan bütün Spring Boot application'imiz hazırlanıyor, çalışıyor. Bunu çalıştırmak için IntelliJ'de buraya bir run'a tıkladığımızda IntelliJ Maven olarak bir build yapıyor. Build'i yaptıktan sonra, her şeyi hazırladıktan sonra otomatikmen application'imizi çalıştırıyor ve bakıyoruz. Şu an Tomcat 8080'de application'imiz hazır durumda. Browser'a gittiğimizde localhost 8080 yazdığımızda şu boş sayfa geliyor şu an. Tabii hiçbir controller veya REST API eklemediğimiz için şu an burası boş. Boş olmaması için tabii ki bir kontrol eklemek zorundayız. Şimdi yazılımda dikkat etmek zorunda olduğumuz birkaç konular var. Bunun birisi Software Architecture, ikincisi de Clean Code. Bunlar nedir? Software Architecture dediğimiz şey bir ev yapımına benzer. Evi yaptığınızda siz ilk önce zemin kattan başlarsınız, sonra birinci kata çıkarsınız, sonra ikinci, sonra çatı yaparsınız. Zemin katına kadar iyi yaparsanız üstteki katlar da sağlam olur ve çökmez. Bu Software Architecture için de geçerli. Ne kadar iyi yaparsanız architecture'ınızı, ona göre de yaptığınız servisler, programlar falan daha dayanıklı, daha kaliteli olur. Bundan hariç bir de Clean Code var. Clean Code, kodu temizlemek anlamına gelmez. Clean Code'un anlamı kodu temiz tutmaktır. Kodu öyle temiz tutacaksınız ki arkanızdan gelen yazılımcı arkanızdan kötü konuşmasın. Hiçbir zaman demesin ki bunu yapan kişi bu işi bilmiyordu veya anlamıyordu veya kötü yazmış vesaire. Ondan dolayı yazdığınız koda her zaman dikkat edin, düzgün yazın, buna çok önem verin. Buna önem vermezseniz kod yazmış olursunuz ama kodunuz kendiniz 2 hafta sonra okuyamıyorsanız o kodun anlamı kalmamıştır. Tamam. Şimdi ilk yapacağımız iş, ilk kontrollerimizi hazırlayalım. Bunun için bir package oluşturuyoruz. Package'e yeni bir isim veriyoruz. Package'in adı controller. Bunun yanına bir package daha oluşturuyoruz. Ona da servis diyelim. Bir de bir package daha. Ona da repository ismini verelim. Bir de model class'larımızın, POJO'larımızı eklediğimiz bölüme bir model package ekleyelim. Yapacağımız şimdi ilk iş controller'dan başlamak. Bunun için yeni bir class oluşturuyoruz. İsmine il controller ismini veriyoruz. Başta söylediğim gibi il servisi yapıyoruz. İllerimizi REST üzeri kullanmak istediğimiz için adına il controller koyuyoruz. Şimdi bende L ve I pek benzer olduğu için ikisini de büyük yazacağım. Normalinde camel case standartı kullanılıyor. İlk harf büyüktür. Ondan sonraki harfler küçüktür ve ikinci kelimenin ilk harfi yine büyüktür vesaire. Ama işte burada okunmadığı için bu standarttan biraz cayacağız. Öyle diyeyim. İlk kontrolümüzü oluşturuyoruz. Kontrola yanlış yazmıştık. Pardon. İl controller. Evet, şu an doğru. Bir normal klası controller yapmak için ilk önce bir annotation eklemek zorundayız. Bunun adı da @restController. Bununla controller'ınız Spring Boot için otomatikmen bir controller olarak hazır ediliyor ve boot up time'da application'ınızı çalıştırdığınızda controller olarak sizin için hazır vaziyete geliyor. Bundan hariç bir request mapping ekliyoruz. Request mapping. Bunun anlamı kontrolümüz hangi URL'de URL'de oluşabilecek konusu. Şimdi buraya il yazdığımızda veya ABC yazdığımızda, ama ABC pek anlamsız bir şey. Ondan dolayı il yazıyoruz. İlimizi veya illerimizi bu adresten browser üzeri çekebiliyoruz. Tabii ki bunu yazmakla da yetinemiyoruz. Çünkü sadece request mapping ile REST control ile bir şey elde edemiyoruz. Bizim için şu an ilk yapacağımız iş bir get metodu yazmak. Bunun için bir public response entity ve geri verdiğimiz bilgiler bir list olacak. List of il diyelim. Yani class'ımızın adı sonra il olacak ama onun sonu yapıyoruz. Ve metodun ismini get il diyelim. Get il, iller daha uygun olur. Yani normalde İngilizce kullandığımız için iller falan biraz şu an ters geliyor açıkçası. Gördüğünüz gibi IntelliJ şu an diyor ki bunu ben tanımıyorum. Bunu oluşturmak için IntelliJ'de alt enter'e bastığınızda create class function'ı geliyor. Model package'imize ekliyoruz bunu. Model package'imize diyoruz bu ilimizin bir private string id, bir id'si var. Private string name, bir ilimizin ismi vardır. Bir de ilimizin neyi vardır? ID, name, bunlar şimdilik bir yetsin. Tabi STGT yazmamak için demin başta anlattığım gibi Lombok projesini veya Lombok library'sini ekledik. Add data yazıyoruz. Add data yazdığımızda otomatikmen bizim propertylere seta ve geta ekleniyor. Burada dikkat edecek bir konu var. Şimdi bende gözükmüyor ama sizde gözükebilir. Bunu kullandığınızda IntelliJ size diyor ki Lombok library aktive etmek istiyor musunuz? O da bu sağ alt bölümünde çıkıyor. Oraya enable ile tıklayın. Yoksa şu an yaptığımız add data'nın geçerliliği olmuyor. Bunlar her zaman kullanılmıyor o zaman. Ondan dolayı dikkat edin. Oraya enable Lombok yazdığında enable'e tıklayın. O zaman hiç sorun yaşamıyorsunuz. İkinci hatamız neydi burada? List bekliyor. Tabi listimizi şu an bizim class'ımız tanımıyor. Import'umuz olmadığı için onu da import yapıyoruz. Import ettikten sonra class'ımız şu an hazır durumda. Yapacağımız iş şu an tabii ki bir REST controller'dan bilgi almak için genellikle get methodlar kullanılır. Bilgi göndermek için, eklemek için post kullanılır. Ondan dolayı buraya get mapping yazıyoruz. Ve bu şu an bizim için yeterli. Burada başta class bazında request mapping'i eklediğimiz için şu ilk get'imiz için bir request mapping gerekmiyor. Normalde buraya da yazabilirdik ama işte yukarıda dediğim gibi olduğu için oraya yazmıyoruz. Sadece bu get mapping'i bırakıyoruz böyle. Ve denemek için şu an iki tane il geri verelim. REST control'a servisimizi kullanarak. Bunun için return new response entity. İlk parametre olarak listimiz lazım. Pardon, böyle yapalım. Daha okunur vaziyette olsun kodumuz. List of iller pardon, burayı da düzeltelim. Get iller arrays .as list. Buna diyelim il 1 new il Bu da tabii constructor'da direkt kullanabildiğimiz için buraya bir constructor ekleyelim. At no argument constructor lazım bize. Bir de all arguments constructor. Şimdi bunların anlamı no arguments constructor no arguments constructor bunu oluşturur. All arguments constructor da bu konstruktörü oluşturur. Ama işte bunları yazmamak için şu iki annotation'ı kullanıyoruz ve otomatikman bu iki konstruktör zaten compile time zamanında Maven üzeri oluşturuluyor. Ve kodunuz biraz daha temiz kalmış oluyor. Bunları ekledikten sonra konstruktörümüze bakalım hangi parametreleri lazım. İşte ID istiyor, bir de name istiyor. Bir ID verelim. Diyelim ID 1. Pardon. İkinci olarak ismi ne yapalım? Benim memleket Niğde olduğu için Niğde yazalım. Aslında ID 51 yazalım. Daha güzel olur. Niğde 51 olduğu için. Bir de İstanbul yapalım. 34. İstanbul. Evet. Niğde İstanbul. Pardon. Burası yanlış. İl 2 yapalım. Listemize il 1 ve il 2'yi ekleyelim. Ekledikten sonra listemize response entity'yi ekliyoruz ve HTTP status olarak bir OK geri veriyoruz. Response entity'ye değinmek istiyorum. Response entity'ler genellikle REST ortamında kullanılan klaslardır. Şimdi bunu bir örnek göstereyim size arkadaşlar. Böyle de yapabilirdiniz. REST iller 2 diye ismi değiştirelim şimdilik. Aslında bunu böyle de yapabilirdiniz. Hiç bunda sakınca yok. Böyle de yapabilirsiniz. Bu da çalışır, bu da çalışır. Şimdi bunların ikisinin arasındaki fark ne? Burada HTTP status'ı kendiniz belirliyorsunuz. Burada genellikle Spring Boot HTTP status 200 geri veriyor. Onu sonra kendiniz değiştiremiyorsunuz. Değiştirmek için buraya add response status yapabilirsiniz. Oraya da response status'ı ekleyebilirsiniz. Accepted veya herhangi bir şey veya created. Böyle yapabilirsiniz ama bazen oluyor ki hata vermek zorunda kalıyorsunuz. O zaman HTTP status OK yerine örneğin not found eklemek zorundasınız. Veya internal server error. Bunları eklemek zorunda kaldığınızda internal server error 500 olduğu için kod 500. Bunları eklemek istediğinizde bununla maalesef yapamıyorsunuz. Ondan dolayı ben bu yazılış şeklini genellikle kullanmıyorum. Ben şahsen de kullanmayı tavsiye etmiyorum. Tabii ki kullanmak isteyen kullanabilir. O herkesin kendisine kalmış bir şeydir. İşte maksatımız kodumuz anlaşılır şekilde yazmak. Burada tabii ki HTTP status 200 geri geldiğini hemen görüyoruz. Bir de kodumuzu her zaman küçük tutmak için bu import'u static import yapıyoruz. Static import eskiden Java'da yoktu. Sanırım Java 6'da mı ne geldi? Ondan dolayı bunu kullanmayı da size tavsiye ederim. Kodunuz her zaman biraz daha kısa oluyor ve daha okunur şekilde oluyor. Evet. Şimdi ilk kontrollerimiz ve ilk metodumuz bitti. Bunu denemek için application'ımızı bir daha çalıştıralım. Stop and rerun. Tabii ki yine IntelliJ parse ediyor, build yapıyor. Her şeyi hazırlıyor. Bize hazırladıktan sonra burada 80'i gördükten sonra Postman'e geçelim. Postman'de metodumuz get olsun. HTTP localhost 8080 ne demiştik? İl demiştik. Buraya tıkladığımızda gördüğünüz gibi 200 geri geliyor. Deminki yazdığımız NİDE ve il numarası olarak 51, İstanbul ve 34 gelmiş oluyor. Şimdi bunu hiç değiştirmeyelim. Burada ben şahsen bir hata yaptım. İller olacaktı burada. Neden böyle olacak? Kısaca anlatayım. REST'in anlamında, REST'in definition dediğim, genellikle burada bir resource kullanmak istediğinizde hep çoğul kullanılır. Şimdi il bir ildir. Ama biz birkaç tane iller aldığımız için burada default konusunda iller yazmak zorundayız. İllerin sonra select yaparak, URL bazında select yaparak bir tek ilde alacağız. Onu sonra göstereceğim. Şimdi bunu bir daha çalıştıralım. Değişiklikten sonra iller yazmalıyız oraya. Tabii ki ilde yazabilirsiniz ama o zaman sizin interface'iniz biraz temiz olmayabilir. Anlaşılmaz duruma gelir. İşte iller. Bunu da start yaptığımızda 51, NİDE, 34, İstanbul gelmiş oluyor. JSON bilen arkadaşlar vardır, bilmeyen arkadaşlar vardır. Şimdi biz Spring Boot'ta bir başka şey definition etmedikten sonra genellikle JSON geri gelir. Bu bir array'in başlangıcıdır. Bu bir array'in sonucudur. Bu bir object'in başlangıcıdır. Bu bir object'in sonudur. Bu da object'in kendisidir. Bu JSON böyledir. Aslında çok basit bir şey ve insanın okumasına çok uygun olan bir şey. Eskiden XML falan kullanıyordu. Onlar biraz nasıl diyeyim, okuması zordur. Bir de çok şey kullanıyordu. Nasıl diyeyim? Megabaytları falan abartıyordu. Response size'lar bayağı yükseliyordu. Ama işte response JSON'de bunlar biraz daha kısa ve küçük kalıyor ve daha iyi okunur şekli oluyor. Şimdi bunu ilk REST kontrolümüz bitti. İkinci REST kontrolümüz yapalım. REST method'ımızı pardon. Bunun için de diyoruz ki biz bir get method istiyoruz bir daha. Get mapping diyoruz ama bu kez ben bir tane il istiyorum. Bir tane. Bunları nasıl yapıyoruz? Path variable olarak path request URL'imizde bir id variable ekliyoruz. Böyle path üzeri bir variable ekleyebilirsiniz. Ondan sonra public response entity yine ama bu kez list geri vermiyoruz. Sadece bir tane il veriyoruz. Onun için il yazıyoruz. Buraya generic type olarak get il diyoruz. Ve şu an metodumuzu hazır haline getiriyoruz. Ama eksik olan bu id'yi kodumuzun içine nasıl çekebiliriz? Nasıl alabiliriz? Onun için Spring Boot'ta add path variable diye bir kavram var. Bir annotation var. String ID yazdığınızda otomatikmen Spring Boot bunu anlıyor. Diyor ki burada ID yazıyor ve burada ID yazıyor. Bunların ikisi aynı kelime olduğu için bunu otomatikmen oraya ekliyor. Şimdi siz buraya il ID yazsaydınız bunu IntelliJ'de gösteriyor. Eclipse göstermeyebilir, onu bilemem. Ama burada IntelliJ diyor ki cannot resolve path variable il ID in request mapping. Bu hatayı yok etmek için buraya da il ID yazarsak buraya il ID yazmalıyız. İl ID böyle. O zaman kafa biraz karışmış. İl ID ve gördüğünüz gibi o hata gidiyor. Sadece ID yaptığımızda o hata geri geliyor. Ondan dolayı buraya ID yapalım. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Burada ne yazdıysanız buraya da kullanın. Burada ID yazıyorsa burada tabii ki il ID de kullanabilirsiniz. İl ID kullanabilirsiniz. Onun sakıncası yok. Ama o zaman buraya hangi parametreden çektiğinizi yazmak zorundasınız. Buraya ID'yi ve buraya da ID yazdığınızda o zaman otomatikman Spring Boot path variable'den alıyor ve buraya otomatikman inject ediyor. Ama işte bunu yazmamak için en uygunu her zaman aynı ID'leri kullanmak, aynı isimleri kullanmaktır. Evet, ikinci get map'imizi yazmak için biraz kodumuzu değiştirmek zorundayız. Şu an bir listemiz var. Bu listi biz buradan çıkaralım. Bunu bir constructor'a ekleyelim. Evet, public il controller default constructor yapalım ve bunun içinde listimizi initialize ve bilgilerle ekleyelim. Create field final iller, evet doğru. Tamam, böyle yaptığımızda bir public final list iller, evet tamam doğru. Burada da illeri ekliyoruz. Şimdi bu biraz tabii de hazır database'imiz olmadığı için böyle yapmak zorundayız. Yoksa bilgilerimiz kayboluyor. İkinci metodumuza geçiyoruz geri. Listimizi alıyoruz. Diyoruz ki list iller .stream pardon punkt dedim .stream .filter il id get id .equals pass variable'den aldığımız id ve or pardon şöyle yapalım or else pardon filter collect find first yapıyoruz. İlk bulduğumuzu geri alıyoruz. Bunları alt alta yazarım daha iyi okunur şekilde oluyor. And or else throw diyoruz. Yok o else bir düşüneyim. O else throw mu yapsak? O else throw mu? O else get mi? Bunlar tabii üçünde bir fark var. O else throw exception atıyor. O else size bir obje geri veriyor. Ben şahsen o else throw yapayım. Get your new runtime exception. Runtime exception. İl bulunamadı. İl not found böyle yapalım daha ya. Güzel. İl not found. Pardon. Şimdi doğru oldu. Buraya da il result eşittir return new response entity okey. Burası result olacaktı. Result. Şimdi size kodu biraz anlatayım arkadaşlar. Burada ne kullanıyorum? Bizim iller listimiz var. Kullandığımız burada Java 8'de gelmişti. Stream API'yi kullanıyoruz. Aslında for döngü veya for each loop'larla da yapabiliriz. Ama ben onları genellikle artık kullanmıyorum. Genellikle stream, filter, find, first falan kullanıyorum. Bunlar benim gözümde daha okunur bir kod haline geliyor. Şimdi yaptığımız ne? Bir stream API'sini açıyoruz. Bir stream açıyoruz. Diyoruz ki bunun içinde bana bir filtre yap. Filtre nasıl olsun? Herhangi bir ilin içindeki ilin ID'si şu verdiğim ID ile eşit ise ve ilk bulduğuna çık buradan. Çık ve buraya ekle. Bulmaz isen bir hatayı at. Şimdi bunu eski şekilde onu da yazayım. Eski şekilde dediğim for each'lerle yaparsanız şimdi yapacağınız kod böyle oluyor genellikle. For int i eşittir 0 eşittir i iller size i++. Ondan sonra pardon işte kullanmadığımız için unutmuşuz açıkçası. Ondan sonra diyorsanız ki iller .get i bunu introduce local variable il yapıyorsunuz. Ondan sonra if il dot get id equals id diyorsanız şöyle diyeyim. Genellikle buraya da şey yapılıyor. İl result eşittir il. If result eşittir null. Şunu alalım buradan. Result minus ya tamam. Null. Şöyle. Şimdi böyle de yapabilirsiniz. Burada bir şey daha eksik. Throw new runtime exception. Tabii şimdi burası kırmızı gösteriyor. Şuraya result 2 yazalım. Şimdi gördüğünüz gibi bu kod birincisi daha da uzun ve anlaşılması bana kalırsa daha da zor. İlk önce bu for nasıl çalıştığını anlayacaksınız. Sonra burada ne olduğunu anlayacaksınız. Sonra burada ne yapıldığını anlayacaksınız. Sonra en sonunda burada tabii buradan break ile veya return ile çıkabilirsiniz. Ama işte ona şimdi o zaten kodu daha da büyütür. En sonunda da result null ise exception atlıyorsunuz. Bazı arkadaşlar null'ı geri veriyor. Ben onu yapmamayı tavsiye ediyorum. Null'ı geri verdiğinizde bu metodu kullanan method oradan null geri geldi mi gelmedi mi kontrol etmek zorunda. O zaman bu yaptığınız if statement'i burada yapmazsanız onu bu metodu şu metodu kullandığınız yerde yapmak zorundasınız. Ondan dolayı ha burada yaptınız ha orada yaptınız. X'i eşittir. Ama burada kontrollarda olduğumuz için bunu yapmazsanız kontrolleriniz size kendi bir exception handling olduğu için orada zaten null pointayla size bir 500 exception 500 HTTP status 500 geri verir ve o zaman işiniz biraz daha zorlaşır. Buraya bakarsak burası tabii daha kısa 4-5 satır ve satır satır okuduğunuzda zaten burada ne olduğunu anlıyorsunuz. Ama bizim konumuz şu an Stream API değil. Yine de bir anlatmak istedim. Kullanmakta fayda vardır. Burayı yine değiştirelim. Stream result 1 result 2. Aslında buna da gerek yok. İsterseniz bunu böyle de yapabilirsiniz. Bunu alıp birebir buraya ekleyebilirsiniz. Böyle de oluyor. Ama o zaman kodunuz şu bölümden dolayı biraz okunmaz duruma geliyor. Ben şahsen ondan dolayı onu bu tutorial'de yapmak istemiyorum. Çünkü kodumuz okunur halde kalsın. Evet, çalıştıralım bir. Yine bir rerun. Bakalım. Evet. Application'ımız hazır durumda. API'miz hazır. Şimdi Postman'e geçiyoruz. Postman'de iller demiştik. Şimdi ben İstanbul'u almak istiyorum. İstanbul'a almak için iller 34 yazıyoruz. Ve sadece İstanbul bize geliyor. Demin anlattığım gibi başta anlattığım gibi array falan değil. Sonra sadece bir object alıyoruz. İller yaptığımızda bütün illerimiz gelir. 51 yaptığımızda nide gelir. Evet. Herhangi başka bir numara yaptığımızda 68 örneğin. Pardon. Böyle. 68'de. Şu an ne olur? Bir internet server oluyor. Neden oluyor? Çok basit. Biz burada bir exception atıyoruz. In not found. Exception buradan da görebiliriz. In not found. Ama exception hiç kullanmıyoruz. Hiçbir yerde kullanmıyoruz. Ondan dolayı ta Spring class'larına geçiyor ve oradaki Spring class'ları diyor ki ben bu exception'ı ne yapacağımı bilmiyorum. Onun için ben bir 500 atıyorum. 500'ü aldığınızda zaten sizin API'niz şu an bozuk demektir. Kimse de kullanmak istemez açıkçası. Ama exception handling nasıl yapıldığını onu ya başka bir tutorial'da ya sonra vaktimiz olursa o zaman yapalım. Şu an onunla uğraşmayalım. Evet arkadaşlar, şimdi de 3. metodumuz yapalım. O da bir post olsun. Post mapping diyoruz buraya. Postlar ne için kullanılır? Gördüğünüz gibi şu an hazırda 2 tane ilimiz var. Bir 3. il eklemek istiyoruz örneğin. Bunun için bir post mapping yapıyoruz. Tabi listeye eklediğimiz için burada da o listenin ismini oluşturduğumuz için iller çoğulu oluşturduğumuz için post mapping bir şey yazmaya gerek yok. Bunun için direkt metodumuzu yazabiliriz. Response entity ve geri verdiğimiz şey, şimdi REST'te 2 strateji vardır diyeyim. Ya void geri verebilirsiniz, hiçbir şey demektir. Hiçbir şey geri vermiyorum. Oluşturuyorum ama hiçbir şey geri vermiyorum. Veya string örneğin geri verebilirsiniz. Oluşturduğunuz object'in ID'sini geri verebilirsiniz. Veya oluşturduğunuz object'in kendisini geri verebilirsiniz. O tabi yapmak istediğiniz API'ye bağlıdır. Her üçü de olabilir. Ben size bu tutorial'de oluşturulan ilin komplesini geri vermek istiyorum. Orada çünkü ID'sini de göreceğiz ve ID'si göreceğiz ve ismini geri göreceğiz. Ondan dolayı bütün komple il object'imizi geri verebiliriz. Create il ismini verelim. Şimdi burada bir değişiklik var. Demek burada path variable kullandık. Post request'lerde deyim. Bunu şeyde göstereyim. Postman'de göstereyim. Şimdi buraya post yaptığınızda arkadaşlar şuraya dikkat edin. HTTP ne demiştik? İller. Get yaptığınızda burada row, burada JSON yapmalıyız. Şimdi post seçiyoruz buraya. Burası da request body'miz olduğu için şimdi biraz öne çektim bu bölümü. Bunun bir önemi vardır. Diyoruz ki biz burada yeni bir il oluşturmak istiyoruz. İlimiz bir object'tir. İlin bir ID'si vardır. Normalde bunu da database'den alırız veya database bunu ekler ama biz şu an tutorial'imiz REST üzeri olduğu için onu burada kendimiz yapıyoruz. Ve diyoruz ki 68 ekleyelim. Evet. Virgül. Name 68 neresi oluyor? Aksaray oluyor. Aksaray. Evet, biz bu objeyi şimdi eklemek istiyoruz. Bu objeyi eklemek için buradan bir JSON object oluşturuyoruz. ID ve name belirliyoruz. String olarak 68, string olarak 68'i göndereceğiz. Bunu body'de yapmak zorundayız. Bunu sakın ha request'te örneğin buna benzer ID eşittir 68 name eşittir Aksaray saray böyle filan yapmayın. Bunu yaptığınızda bu post üzere kullanılan bir teknik değildir. Bu genellikle get'lerde kullanılır ve filtre anlamına gelir. Bu search query diyoruz biz ona. Arama query'lerinde filtre yapmak için kullanılır bunlar. Ondan dolayı bunları kullanmayın. REST API'niz zaten o zaman RESTful olmaz ve bir anlamı kalmaz. İller yazıyoruz buraya. Body'de bütün bilgimizi gönderiyor zaten REST API'mize. Bunu şimdi burada böyle bırakalım. Çünkü bizim servisimiz daha hazır değil. İşte bunu da yapmak için request body'ye oluşmak için Spring Boot'ta pardon yanlış yerdeyiz. Burada bir add request body diye bir annotation var. Şimdi request body'de il diyoruz. Bizim il klasımız işte gelen objektleri il klasından olduğunu söylüyoruz. Bir de buraya new il diyelim. New il. veya yeni il. Yani new il olsun. New il. Bunu da alıyoruz. Listimize iller demiştik. İller et. New il. New il. Şimdi şurada bir küçük değişiklik yapacağım. Pardon. İl object'inde. Buraya diyelim ki bir create time'ımız var. Private date. Create date. Böyle diyelim. Gördüğünüz gibi hiç get set'e yazmak zorunda değiliz. Şuraya da pardon bunu evet başa almıştık. Onun için buraya new date virgül. Şimdi bunu yapmamın bir anlamı var. Size şeyi göstermek istiyorum. Date'i biz şu an serverde ekleyeceğiz. Nasıl ekleyeceğiz? Şimdi buraya new ilimiz geldi. İlin no argument constructor'ı var. ID ve name burada belirlediğimiz için ID ve name aynı olduğu için bu isimler otomatikman Spring Boot zaten bunları buraya ekliyor. Size bu objeyi oluşturuyor. No argument constructor üzeri. Ondan sonra ID bunlar eşit olduğu için buraya ekliyor. Name'e de bu name'i ekliyor. Ve siz hazır objeyi alabiliyorsunuz. Ama şu an eksik olan new object'imizde .set create date, oraya da new date diyelim. New date diyelim. Çünkü ID database vermediği için size buradan bir il geri verdiğim için o zaman gösteremiyorum şu an burada bir değişiklik olduğunu, yeni bir şey oluştuğunu. Bundan dolayı yeni bir şey oluşturduğumuzu da geri vermek istiyoruz. Liste ekledikten sonra normalde burada database call olur. Bir insert yaparsınız veya MongoDB ile Spring Data ile başka bir şey kullanabiliriz. Bunu gidiyoruz şimdi return new response entity listemize ekledik. New ilimizi de date ile genişlettirdik. İşte çoğalttık. Buraya da bir new il. İşte şu anda başta anlatmak istediğim konu bu. HTTP 200 değil, created geri veriyoruz. Postlarda genellikle created geri verilir. Created numarası 201'dir. Okay 200'dür. Accepted 202'dir. Bu 200 numaraların hepsi şöyle göstereyim. HTTP'de okay anlamına gelir bir nevi. Ama postlarda işte bir şey oluşturduğunuza dahil backend'de bir şey oluşturdum. Bunu göstermek için 201 yaparsınız. Get'lerde 200 yaparsınız. Accept'leri başka şeylerde kullanırsınız. Örneğin bir request yaparsınız. O request de gider serverde bir batch çalıştırır. O batch çalıştırdığına dair bir accepted falan geri verirsiniz. Ama işte bunlar tabii ileri konular. Create'i geri veriyoruz. Ve bakıyoruz ki şu an kodumuzda compile hatası falan yok. Şimdi yine yeniden çalıştıralım bunu. 2-3 saniye tabii birkaç saniye bekledikten sonra her şey hatasız şekilde çalıştı. Postman'e geri gidiyoruz. Postman'e bakalım. Şu an pardon. Şu an 2 tane ilimiz var. Ne demiştik? Şimdi duplicate. Bunu başa alalım. Demiştik ki şimdi 68 istiyoruz buradan. Ne oluyor ama 68'de hata veriyor bize. Ama biz dedik ki burada yeni bir il oluşturmak istiyoruz. İl numarası ID'si 68. İsim olarak Aksaray. Bunu da nereye gönderiyoruz? İllere gönderiyoruz. URL olarak. Tabi burada bir şey belirlemedik. Ondan dolayı bunun geçerliliği vardır. Bunu da gönderdiğimizde iller request body pardon burada bir hata var. Bakalım hatamız ne? Create breakpoint, I controller. Pardon, hata tabii ki bende. Public static final olacak. Neden olacak bu? Size baştan söyleyeyim. Bunu baştan öyle yapacaktım ama dedim ki belki olur. Ama belkilerle olmuyor bu iş. Şimdi siz ne zaman Spring Boot'a bir request gönderirseniz sizin için zaten yeni bir object oluşturuyor. Controller'dan bir new yapıyor. Şu an cannot assign value variable. New array list. Pardon. Evet, burayı da değiştirmeliyiz. İl2 yapalım. Şimdi burada bir değişiklik yapmak zorundayız arkadaşlar. Çünkü database'imiz yok. Böyle yaparsak da biraz kontrollerde oluşturduğu için bu zaten her zaman yenileniyor. Buraya ne yapalım? Buraya bir if yapalım. Bu biraz tabii şu an kodumuzu bayağı çirkinleştiriyor. If il.size eşittir 0. Size yapmayalım. Clean Code demiştik. Is empty. Listimiz boş olduğunda bu kod çalışsın. Ondan sonra bir daha çalışmasın. Bunu sonra kesin değiştireceğiz. Çünkü bu aslında böyle bir şey yapılmaz. Ama işte sadece rest konusuna değinmek için yapıyoruz şu an. Bunu böyle yaptıktan sonra ne demektir? Evet, doğru. Tamam. Bir daha yeniden çalıştırıyoruz. Static yaptığımız için şu an listimizi. Listimiz zaten her request'te kaybolup yeni oluşmuyor bu kez. Benden size tavsiye, sakın ha kontrolde olsun, servislerde olsun filan statik kullanmayın. Statikten aslında uzak durun. Statik hiç güzel bir şey değildir. Gereken yeri vardır ama kontrollerin içinde bilgileri tutmak için statik kullanmayın. Hiç tavsiye etmem. Çünkü statik bütün instance'ler için kullanılan bir veridir. Ve o zaman burada bayağı bir değişiklik olabilir. Evet. Tamam. Servisimizi çalıştırdık. Yine başa gidiyoruz. Bir send. Evet. Gördüğünüz gibi Niğde İstanbul var. 68'i aradığımızda hata alıyoruz. Aksaray'a 68'i bu kez gönderiyoruz. Ve bu kez gördüğünüz gibi date olarak eklenmiş. Date'imiz eklenmiş. Şu an 16.02, evet. Saat bizim burada 21.46. Evet, saatimiz de doğru. 68 eklemiştir. Şimdi burada 68'i aradığımızda görüyorsunuz ki ID 68 Aksaray, bir de aynı zamanda geri geliyor. Bu post'un anlamıdır. Post için bir de önemli olan headas'lar. Burada genellikle Postman token accepted. Nerede? Pardon, buradayız. Post header bölümü. Burada JSON content type olarak application JSON kullanın. Spring Boot için Spring Boot o zaman otomatikmen anlıyor ki bunu gönderdiğiniz bilgileri JSON formatında ve onu otomatikmen sizin istediğiniz class'a ekleyebiliyor. Post'umuz bitmiştir şu an. Bir de bir put yapalım. Put mapping, evet. Put mappinglerde genellikle bir objeyi değiştirmek için yapılır. Burada da diyoruz ki bizim put mapping'de değiştirme istediğimiz list olmadığı için şu komple listimizi değiştirmek istemiyoruz. Sadece içinde bir tanesini değiştirmek istiyoruz. O bir tanesini değiştirmek için de buraya o objenin ID'sini yazmak zorundayız. Ve demin post mapping'de yaptığımız gibi burada yaptığımız gibi ondan dolayı bunu kopyalıyorum. Aynısını buraya da yapıyoruz ve burada ben genellikle void geri veriyorum. Demektir hiçbir şey geri vermeyeceğiz sonra. Pass variable'dan ID alıyoruz ve Put bir nevi şu an get ile post'un birleşmiş noktasıdır. Diyoruz ki request at request body, burada new il diyelim, pardon, il, new il. Logic olarak ne diyoruz? Şimdi biz ilk önce yapacağımız iş object'imizi listede bulmaktır. Listede bulmak için bu kavramı kullanabiliriz. Ama ben size başta ne anlatmıştım? Clean Code kullanmak şartıyla burayı refactoring yapıyoruz. Bundan bir metot oluşturuyoruz. Ama pardon, şu an IntelliJ biraz refactoring, siz şimdi göremiyorsunuz çünkü ikinci monitöre atlıyor nedense. Ondan dolayı kendimiz yapacağız bu işi. Private il get il by id diyelim. Bu bölümü alalım. Buraya ekleyelim. Return. Buraya string id ve buraya get il by id eklemiş olalım. Şimdi bunu neden yaptık? Burada da aynı kodu kullanacağımız için iki defa aynı kodu yazmak güzel bir şey değildir. Yazılımda gene de don't repeat yourself stratejisi kullanılır. Kendini hiçbir zaman tekrarlama. Bu demektir ki aynı kodu bir daha yazma. Hep yazdığın kod yeni kod olsun. Aynı kodun varsa bir yere bir metoda çek. O metodu kullan. O daha nasıl söyleyeyim? Daha kodunuz daha optimize haline gelir ve örneğin bu aynı bölümü bir burada kullansaydık, bir de burada kullansaydık ve bir değişiklik yapmak zorunda kaldığımızda o zaman iki yer değiştirmek zorundayız. Ve bu hiçbir zaman güzel değildir. Birisini değiştirirseniz öbürünü diğerini unutursunuz. Ondan sonra API'niz veya programınız hatalı olur. Ondan dolayı işte clean code kullanmak bana kalırsa çok anlamlı bir şeydir. İl old il diyelim, eski ilimiz. İşte list olarak eskilimiz. Get il by id diyoruz. Buraya id veriyoruz. Old ilimizi aldıktan sonra diyoruz ki .set name. Name ne diyoruz? New il .get name. Şimdi id'yi değiştirmiyoruz. ID'leri değiştirmek put metodunda çok büyük hatalara oluşturabilir. Çok büyük hata yapabilir. Başta dediğim gibi bunlar database normalde veriyor. Bunlar technical ID'dir. Bunlar değişmez hiçbir zaman. Ondan dolayı şu an sadece set name'i kullanıyoruz. Belki de create date'i de yenileyebiliriz. Set create date yapalım. New date. O call by reference olduğu için listen aldığımız object'i buraya alıyoruz. Listenin içindeki object'i direkt değiştirdiğimiz için şimdi bunu geri listenin içine eklemek zorunda değiliz. Java call by reference ile çalışır. Object'lerde primitive data type'larda da call by value'dur. Bu Java'nın basic'leridir arkadaş. Bilmeyen arkadaşlara okumasını tavsiye ederim. Return new response entity diyoruz. Response entity. Void geri verdiğimiz için şu an burada void geri verdiğimiz için response entity bizden hiçbir şey beklemiyor birinci parametre olarak. Diyor ki tamam. O zaman direkt okey'i geri verelim. Şu an put metodumuz da bitmiştir. Yine serverimizi çalıştıralım. Birkaç saniye, 2.3 saniye sürüyor bayağı. Postman'de tabii yeni çalıştırdığımız için şu an yine iki tane ilimiz var. Ve İstanbul'u yok. Aksaray'ı ekleyelim bu kez bir daha. Body'ye geçelim. Aksaray'a yok hayır öyle değil. Öyle değil. Pardon bu niye olmuyor? Heh. Diyelim 33 Mersin. Şimdi Mersin'i oluşturalım. Bu aslında güzel bir örnek. Mersin'i oluşturuyoruz. Ve listemize baktığımızda şu an Mersin de içinde. Ama Mersin yanlış. Mersin ilimizin gerçek ismi aslında Mersin değil. İlimizin gerçek ismi İçel. Ondan dolayı yapacağımız bir put var. Değişiklik vardır. HTTP localhost iller diyoruz. ID'miz 33. ID'miz 33. Burada belirlemiştik arkadaşlar. Dedik ID'miz önemli. ID'miz 33 olduğu için burası da put oluyor. Buraya body olarak, buraya row, text, JSON. Buraya JSON seçtiğinizde şuraya dikkat edin. Şu an 7 var burada. Text yaptığınızda content type şu an yok. Body, row, text, JSON yaparsanız şuraya bir JSON ekleyelim. Bakınız şuraya biz şu an 8 geldi. Ve application JSON oldu. Bunu Postman kendiliğinden yapıyor. Siz ama bunu tabii başka bir program kullandığınızda dikkat edin. Buraya application JSON yazmak zorundasınız. Daha faydalı olur. Yoksa birkaç hata oluşturur. Bulamayız hataları. Şimdi create date demiştik. Create date'i değiştirmiyoruz. Create date'i göndermiyoruz. Bir ID'yi bir de name'i alalım. Put'a ekleyelim. Şöyle büyütelim biraz. Dedik ya ID'miz aslında buradaki ID de yazmasak da olur. Mecbur değiliz çünkü. Name İçel. Bir daha anlatayım. Burası 33. Bu ne yapacak? Bizim liste 33 ID'sini arayacak. Şu an listemizde 33 ID'sinde Mersin var ama Mersin yanlış. Orası İçel olmalı. İçel olması için şimdi onun bir JSON object'i oluşturuyoruz. Onu da put üzeri backend'imize gönderiyoruz. Gönderdiğimizde HTTP 200 geri geliyor. Hiçbir sonuç elde etmiyoruz. Response body'de bir şey yok. Boştur. Listemize baktığımızda şunu biraz büyüteyim. Pardon. Pek olmayacak gibi. Listemize şu an baktığımda ne oldu? Niğde, İstanbul, İçel. Demin ne vardı burada? Mersin vardı. İşte put'la da objeleri, mevcut olan objeleri değiştirebiliyoruz. Get'ler almak için, host'lar oluşturmak için, put'lar da değiştirmek için. Şimdi daha bir method daha eksik. Onu da yapalım. Şimdi ekledik, değiştirdik, aldık ama önemli olan bir de silmek vardır. Bir de bir silme metodunu ekleyelim. Bunun için de HTTP metotlar arasında delete vardır. Delete mapping'i kullanıyoruz. Tabii bütün listemizi silmek istemediğimiz için buraya yine ID'mizi ekliyoruz. Diyoruz ID public response entity. Burada da void geri veriyoruz. Bazı arkadaşlar tabii silinen objelerin sayısını geri veriyor. Örneğin buraya o zaman IntelliJ yazabilirsiniz. Veya silinen objenin kendisini geri verebilirsiniz. Neden lazım bilmiyorum. Ama ben genellikle void geri veriyorum. Çünkü yoksa sildik. Bir daha da sildikten sonra aslında bizim için gerekmiyordu veya consumer için gerekmiyordur. Delete il diyelim. Add request mapping, request param string id. Listemizde şimdi biz bunu silmek zorundayız. Listemizde de silmek için ne yapıyoruz? Il.remove object, remove object diyoruz. Ama remove object yapmadan önce get il by id yapıyoruz. Il diyelim. Il eşittir il. Get il by id. ID'miz burada. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu aynı metodu şu an 3 yerde kullanıyoruz. Şimdi 3 defa da buraya yazabilirdik ve o zaman kodumuz daha da büyük olurdu. Ve değişiklik yaptığımızda kesin bir yeri unuturuz. Ondan sonra delete'imiz ya yanlış çalışır ya post'umuz yanlış çalışır. Listede bunu silmek için ili buraya ekliyoruz. Ve return new response entity HTTP status okay'i geri veriyoruz. Pardon. Ne atladı bu? Deleted falan yok arkadaşlar. Ondan dolayı geri veremiyoruz. Okey geri veriyoruz. Okey içinde bu bölüm gerekmiyor. Buraya bir static import yapalım. Bunu unutmuştuk. Okey. Evet, delete ilimiz de hazırdır. Bunu hemen deneyelim. Serverimizi yine yeniden çalıştırmak zorundayız. Tabii birkaç saniye yine sürüyor. 5 saniyedir genellikle. Tamam, hazırız. Hemen listemize geçelim. Ne görüyoruz? Niğde'miz var. İstanbul var. Ne yapıyoruz? Hemen İstanbul'u bir silelim. Şimdi tabii İstanbul'da kalan arkadaşlar bana sinirlenecek. Diyecek İstanbul silinecek bir şehir mi? Hayır değil, ama işte örnek olsun diye İstanbul'u seçtik. İstanbul 34. Delete dedik. Her hastara hiçbir şey eklemiyoruz. Body'ye bir şey eklemiyoruz ve bunu serverimize gönderiyoruz. İller, delete id, bad request. Pardon. Ne yaptık? Delete mapping id. Neden bad request diyor? Request param demişiz buraya. Aslında request, pardon hata bende. Buraya pass variable yazmışız. Ama delete request param. Tabii bu yanlış. Pass variable yazacağız. Pardon arkadaşlar. Orada benim bir hatam oldu. Bunu ne değiştirelim. Ama tabii hatalar olur. Hataları tabii bulmak önemlidir. Ne kadar hızlı bulursak daha iyidir. Ondan dolayı işte kodumuz temiz olması, düzgün olması lazım. O zaman hatayı da daha hızlı buluruz. Bir daha başlatalım. İstanbul var, Niğde var. Delete diyoruz. HTTP local 8080 iller 34. İstanbul'u listemizden silmek istiyoruz. Evet, sildik. 200 geri aldık. Response body'miz yok. Listemize geri gidiyoruz. Baktığımızda sadece Niğde kalmış. Şimdi Niğde'yi de silelim. 51. Niğde de silindi. Ve gördüğünüz gibi boş bir array geliyor. REST'in anlamında size bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Hiçbir zaman listler aldığınızda, örneğin iller filan veya customers veya orders veya tasks, herhangi bir list olursa HTTP 404 filan geri vermiyorsunuz veya null veya başka bir şey. Hayır, boş bir list geri veriyorsunuz. Çünkü listenin kendisi boş olması bir hata anlamına gelmez. Sadece boş olduğunu anlamına gelir. Ama burada siz Aksaray'ı arıyorsunuz ve Aksaray'ı bulamadığınızda backend'de bir hata geri vermek zorundasınız. Null falan geri verilmez orada. Veya boş bir obje de geri verilmez. Çünkü bu sizin API'nizi kullanan kişi size güveniyor. Diyor ki ben sana bunu gönderdim. Bu var mı yok mu diyor. Siz de ona yok dediğinizde, örneğin bir Angular client olabilir veya bir mobile Android client olabilir. O zaman onun yazılımcı arkadaş biliyor. 404 geldiğinde o aradığım obje backend'de yok ve ona göre bir hata gösteriyor frontend'de. Ama siz oraya null verirseniz o arkadaş sonra bir null check yapmalı. İşte gelen bilgiler null mı veya null değil mi veya başka bir şey mi, herhangi boş mu boş değil mi, öyle bir şey yapılmaz. Onun için RESTful API'ları düzgün tutmak şartıyla bunun bir standartı vardır. Bir şey bulamadığınızda 404 geri verirsiniz. Şu anda biz exception veriyoruz. Exception handling yapmadığımız için. Ama listlerde bir şey yoksa yoktur. O zaman hata geri vermiyoruz. Boş bir array geri veriyoruz. Bu çok önemli arkadaşlar. Post'ta da öyledir. Şimdi siz post'u gönderdiğinizde burada hata olmadığı sürece hep 201 geri verirsiniz. Put'ta da işte OK geri verirsiniz. Ve accepted de olur. Ama önemli değil. Ben genellikle 200 kullanıyorum. Delete'de de işte 200 geri verirsiniz ve accepted. O da size kalmış bir şey. Ama bir kendinize göre bir standartı oluşturun. O yoldan girin. O zaman API'niz her zaman temiz kalır. Ne yaptık şimdi? Bakalım. Delete'imiz hazır. Post'umuz hazır. Get mapping hazır. Hepsi hazır. Şimdi arkadaşlar, bir saati doldurduk. Bu bölüm benim gözümde çok ağrı oluşturuyor. Hiç güzel görünmüyor. Ondan dolayı şu an bizim başta anlattığım gibi Software Architecture'ımızı da düzelteceğiz. Bunu aslında baştan yapmalıydık ama size ben REST'i anlatmak istediğim için bu şekilde yaptım. Şimdi Software Architecture bölümüne geçiyoruz. Ve Spring Boot'ta nasıl temiz bir architecture yaparız onu göstermek istiyorum. İlk yapacağımız iş bunu silmektir. Bunu bir silelim. Construct'ı da silelim. Bu da lazım değil bizim için. Post Lombok üzeri all arguments constructor'u ekliyoruz buraya. Ve yeni bir class oluşturuyoruz. Class'ın adı private static private final il servis diyoruz. İsmini de il servis diyoruz. Ve böyle bitiriyoruz. İl servis olmadığı için bu class'ı oluşturuyoruz. Class servis package'in içinde. Bu bir Spring Boot kullandığımız için ve bunu controller'ın içinde kullanmak istediğimiz için bu class injectable olmalı. Injectable olması için ya add component kullanırsınız ya da add service. Ben servis class'ı olduğu için onu direktmen add service olarak annotate ediyorum. Optimize import, onları silelim. Ve şu an class'ımız burada inject olur bir hale geliyor. Eskiden deyim, eski Spring Boot version'lerde burada genellikle auto void kullanılırdı. Bunu artık kullanmanızı tavsiye etmem. Gördüğünüz gibi şurada bir ampul çıktı. Bunun üstüne geçtiğimizde field injection is not recommended. Ne demek? Uzun lafın kısası kullanmayın arkadaşlar demektir. Biz tavsiye etmiyoruz diyor. Bunu diyen de Spring Boot'un kendisi, Spring projesinin sahipleri diyorlar ki AutoViet'i kullanmayın. Hiç güzel bir şey, aslında güzel bir şey de ama test yapmak istediğinizde sonra çok büyük sıkıntılara yol açıyor. O sıkıntıları da yaşamamak için construct'ta injection kullanın. Örneğin argument'i sildiğimizde, final yaptığımızda burada gördüğünüz gibi IntelliJ diyor ki bu variable final ama hiçbir bir class yok bunun arkasında. Bunu da değiştirmek için genellikle public il control'a yazarız. Ve il control'ımıza deriz ki il servis il servis this point il servis eşittir il servis. Şimdi bunu yaptığımızda burada tabii hiç daha bir yerde kullanılmıyor anlamına geliyor. Bu hatada gitmiş olur. Bir daha göstereyim. Böyle yaptığınızda final olduğu için hata verir. Böyle yaptığınızda final bir daha hata göstermez. Sadece bir konstruktörünüz var. Bu bir konstruktör olduğu için final otomatikmen bu konstruktör üzeri zaten bir class verdiğiniz için, bir obje verdiğiniz için bu final'de initialize olmuş olur. Tabii bunu yazmamak için pardon öyle başlamayayım. Bu constructor'ı kullandığımızda Spring Boot otomatikmen burada bir il servis kullanıldığını görüyor. Bu class'tan olduğunu da görüyor. Bu da add service olduğunu bildiği için bunu otomatikmen buraya inject yapıyor. Bunu sildiğinizde, add service'i sildiğinizde zaten size IntelliJ'de o hatayı gösteriyor. Diyor ki il servis cannot be auto void. Bu demektir ki ben bunu buraya otomatikmen ekleyemiyorum. Çünkü ben bunu bulamıyorum. Spring Boot'un bunu bulması için bunu buraya add service yapmak zorundayız. add servisimizi ekledikten sonra bu hata da gidiyor. İsterseniz bu hatayı, bunu silelim. Tabii burada şu an şimdilik bir null yazayım. Size başka bir şey göstermek istiyorum. Şuraya da ya iller öyle yapmayalım, böyle yapalım. Private list il, bu şu an örnek için yapıyoruz arkadaşlar. Array list iller, şu hatalar gitsin diye yaptım şimdi bunu. Aslında gerekmez. Şimdi burada bir hata var. Bu hatayı IntelliJ sadece gösteriyor. Bunu normal Java ile compile ettiğinizde zaten burada size hata vermez. Bu hatayı hiç görmezsiniz. Ama application'inizi çalıştırdığınızda göreceksiniz, bir hata alacağız. Spring otomatikman diyor ki bu class'ın konstruktöründe bu type'dan bir bin bulamadım. Ondan dolayı çalışamam diyor. Bunun hatası da genellikle at component, örneğin böyle de gösterebiliriz. Bir de çalıştırdığımızda at service değil, at component veya at service yazabilirsiniz. Şimdi böyle at component yazdığınızda çalışıyor, sorun yok. At service yazarsanız onu da çalıştıralım. Onda da sorun yok. Bunların ikisinin farkı aslında pek fark yok. Servis olduğunda servis yaparsınız. Sadece bir injected bir bean olduğunda, servis olmadığında component yazarsınız. Farkı pek fazla yok. Bunu yaptığınızda şu an her şey çalışıyor ama dediğim gibi buradaki hata da gitti. Bu listi ben silmek istiyorum. Gözüme batıyor açıkçası. Bu da biraz boyla kod diyoruz buna İngilizce'de. Gereksiz kod anlamına geliyor. Bunu da silebiliriz. Bunu da Lombok üzeri at all arguments construct'ta yazdığımızda otomatikman IntelliJ bunu anlıyor. Diyor ki ben buraya bir constructor oluşturacağım. O constructor'a da bunu inject yapacağım. Burada da iller arıyoruz. Dedik ki bizim bir servisimiz var. Artık bütün Software Architecture'da başta anlattığım gibi kat bir application'e, bir programı yazarsanız sizin için daha iyi olur, daha anlamlı olur, daha okunur şekilde gelir. Separation of contents diye bir kelime vardır, bir cümle vardır. Bu da bunun anlamı her class veya her kişi veya her şey yapmakla mecbur olduğu şeyi sadece yapsın. Fazla bir şey yapmasın. Controller'ların anlamı bilgileri almak, servislere eklemek veya servislere göndermek. Servislerin anlamı bilgi almak herhangi bir yerden, orada business logic neyse onunla çalışmak, sonra bilgileri geri vermek. Bu prensipi uygularsak o zaman kodumuz her zaman daima temiz kalır. Temiz kalması için de işte dediğim gibi başta şu package'leri oluşturduk. Bunları boşuna oluşturmadık. Ve şu an biz bütün logic'i servislere ekleyeceğiz. Servislere eklediğimizde de direkt MongoDB database'ine ekleyeceğiz. İl servisi alıyoruz. Başlayalım en üstten. Get mapping'imiz var. Get mapping'e diyoruz ki burada iller listi vardı. Şimdi bunu il servis get all, ya get iller diyelim. Get iller. Şu an gördüğünüz gibi bir hata alıyoruz. Create method dediğimizde bir method oluşturuluyor servisimizde. Biz burada baştan bildiğimiz için list il diyoruz. İller geri veriyor. Bunu da pardon, bu listi de import yaptıktan sonra metodumuz boştur. Metodumuz boş kalmamak için demin de anlattığım gibi direkt data MongoDB'yi kullanacağız. Bunun için bize bir repository class lazım. Private ne diyorduk ona? Il repository. Il repository. Bu class da yok. Bu class değil aslında. Buna bir interface gerekiyor. Interface. Bu interface'e de repository package'ini de oluşturuyoruz. Şimdi Spring Data kullanıyoruz arkadaşlar. Spring Data ile MongoDB'ye bağlanıyoruz. Bunun içinde repository class'lar genellikle kullanılıyor. Repository class'larda bir repository class veya repository interface olması için extends mongo repository, burada görebiliyorsunuz mongo repository. Buradan benden bir type isteyecek, bir de id'nin type'ini isteyecek. Mongo repository ekliyoruz. Type olarak bu repository ne objeleri kullanıyor? İlleri kullanıyor dedik, il. Bu il objenin id'si ne? Onu ikinci parametre olarak ekliyoruz. O da string. Ve şu an MongoDB repository'miz, database'e bağlanma konuları hepsi şu an bitmiştir ve hazırdır. Hiçbir şey daha yapmamıza gerek yok. Buna bazı iş hayatımda çoğu arkadaşlar magic diyor. Çünkü belki arkadaşlar bir JDBC falan kullanan arkadaşlar insert into, select, update from table falan yazan arkadaşlar kim bilir saatlerce bunlarla uğraşmıştır. Spring Data kullandığınızda, bu JPA için de var, SQL'ler için de var, SQL database'ler için Spring Data kullandığınızda bunları yapmak zorunda değilsiniz artık ve çok zaman nasıl diyeyim, çok zaman harcamıyorsunuz gereksiz SQL statement'ler yazmaya filan. Geçelim geri servis klasımıza. Bunu oluşturduk. Gördüğünüz gibi burası şu an gri ama her zamanki dediğim gibi burayı genellikle final yapmak zorundayız. Ya zorunda değiliz. Yapsak iyi olur. Çünkü o zaman direkt hatayı görüyoruz. Diyoruz ki bu class, bu obje var ama initialize değil. Onun için biz bunu kullanamayız. Bunu da kullanmak için bunu inject etmeliyiz. Onun içinde auto all arguments construct'a eklediğimizde otomatikman bu inject olur. Şimdi demin serviste buraya add servis falan yazmıştık. Bunlar burada gerekmiyor. Çünkü Spring Data bunu otomatikman kendisi yapıyor. No repository bean annotation'ları falan var burada. Pagination var. Bunları ilerledikçe index'te falan vardığınızda bunlar zaten Spring'den okunuyor ve injectable bean olduğunu zaten ve injectable interface olduğunu Spring anlıyor ve size bunu inject olarak sunuyor. Ondan dolayı buraya add service falan eklemeye hiç gerek yok. Eklemeseniz daha iyi olur. Zaten ekletsek hata falan geberir. Repository'umuzu buraya ekledik. Burada dedik ki get iller, illeri alacağız, illeri geri vereceğiz. Parametremiz falan yok. Buraya return il repository dot find all diyoruz ve bitiyor. Ve ilk metodumuz bitti. Şu an kontrolden başlayalım. Giriş noktamız burası. Bunu bir servise ekledik. Servisten gittik repository'ye verdik. Bu find all'da zaten hazır bir metot. Bununla hiçbir değişiklik yapmıyoruz. Bir ekleme yapmıyoruz. Ve şu an dediğim gibi ilk metodumuz bitti. Ve kodumuz gördüğünüz gibi bayağı küçüldü. Burada bir satır var. Burada da bir satır var. Buraya bakarsanız, pardon buraya değil. Buraya bakarsanız burada zaten hiçbir şey yok. Burada sadece bir interface var. Bir de extend var. Bunları yaptıktan sonra zaten çoğu bitmiş oluyor. Close. Bunu kapatalım. Geçelim ikinci metodumuza. Post mapping. Burada ekleme yapıyorduk. Ekleme yapmak için burayı siliyoruz. Create date'i de siliyoruz. Il service.create il diyoruz. Buraya new ilimizi ekliyoruz. Pardon. New il böyle. Bunu buradan alıyoruz. Buraya ekliyoruz. Gördüğünüz gibi burası da bir satır oldu. Bu yeni metodumuzu servisimizde oluşturuyoruz. Belki arkadaşlar kendi demiştir bu nasıl oluyor. Pardon şurayı sileyim. Şimdi buraya gittiğinizde burası kırmızı olduğunda alt Enter yaptığınızda IntelliJ size sunuyor. Buraya bir metot mu eklemek istiyorsunuz, ismini mi değiştirmek istiyorsunuz, ne yapmak istiyorsunuz? Yerine göre farklı farklı şeyler oluyor. Örneğin burada yaptığınızda diyor ki variable mi yapmak istiyorsunuz? Evet. Sonra ismini seçiyorsunuz. İl örneğin burada. Sonra burayı da il yapalım o zaman. Burada da bayağı birkaç şey sunuyor. İşte metot mu yapmak istiyorsunuz? Evet diyorsunuz. Otomatikman o kullandığınız class'ta zaten metodu oluşturuyor. Ona sadece birkaç tane düzeltme yapmak zorundasınız diyorsunuz. Bunu da ildir. Enter. Bu da ildir. Bunun ismi de new ildir. Enter yaptığınızda zaten oraya atlıyor. Return null yapıyor. Ama return null yapmak istemiyoruz. Biz bunu database'a save yapmak istiyoruz. Onun için il repository'mizi alıyoruz. Save ve new return. Gördüğünüz gibi burası da bir satır oldu. Save yapıyoruz. Save'in result'ı her zaman içeriye ne eklediyseniz onu aynı type'tandır. Ama ID olarak ID'si eklenmiş bir obje olarak. ID dedik. Şimdi ilimize gidelim. Gördüğümüz gibi buradaki ID ID'mizdir ama burayı da @id olarak Spring Annotation olarak bunu id olarak belirlemek zorundayız. Yoksa repository class'ımız burada demiştik ki Spring id id'si type string olduğu için bunu bir nevi yapmak zorundayız. Bir de bu database'in id'si olarak geçsin diyor. Şurayı da boşluk yapalım ki daha iyi okunsun. Create table'de de tabii object'i oluşturduğumuzda hemen zaten bir date versin. Hiç kendimiz uğraşmayalım. Yoksa kendimiz burada şunu yapmak zorundayız. Date, create date, new date. İşte bunu da yapmamak için bunu direkt constructor'da yapabiliriz. Şimdi create date'de hiç nasıl diyeyim, endişeniz olmasın. Bu new date yapılıyor ama database'in sonradan okuduğumuzda ve bu bilgiler zaten olduğu için set üzeri bu new date yapılan new date silinmiş oluyor. Şimdi bu performans alır mı almaz mı onu bilemem. Alıyordur tabii ki veya performans harcıyordur. Ama önemli olan benim gözümde kodun temiz olması. Bir new date yapmak pek fazla performansa kullanmaz. Geldik create ilimize. Şu an create ilimiz de hazırdır. Atlayalım kullanılan yere. Hatamız buradan da silinmiştir. Şu an bu 3 bölüm bitti. Burayı böyle bırakıyoruz. Hiç değişiklik yapmıyoruz. Put'ta da bir değişiklik şu an yapmıyoruz. Delete'e geçelim önce. Delete'de ne demiştik? Delete'de ID alıyoruz. Object'i buluyoruz. Ondan sonra siliyoruz. Buna gerek yok artık. Burada direkt iller service delete il diyelim. ID içine veriyoruz. Metodu oluşturuyoruz. Metodu oluşturduktan sonra enter. İl repository diyoruz. İl repository'den sonra delete. Şimdi 4 tane delete var aslında. Bizim için lazım olan ya delete by object, işte object'in kendisini, veya delete by id. Biz delete by id yapıyoruz. Ve şu an delete'imiz de bitmiş durumda. Önemli olan şimdi get il by id. Bu metodu 3 yerde kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi bir burası, bir burası, bir burası. Burayı değiştirebiliriz. Biraz kodu optimize edelim. Çünkü ilgili verdiğim için burada bir satır olmuş oldu. Burada listemiz silindi. Stream falan kullanmak zorunda değiliz. İl repository yok, pardon, il service dot get il by id diyoruz. Şu bölümü kopyalıyorum arkadaşlar. O bana sonra lazım olacak. Şu bölümü siliyorum. Şöyle yapalım. Buraya ID ekleyelim. Create method. Bunu servise ekledik. Dediğim gibi şunu demin aldık. İl repository diyoruz. Find by ID. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunlar genellikle hazırdır. Spring Data'da bunları kullanabiliriz. Find by ID, get class, save olsun. Save ayrıca aynı anda da update'tir. Save delete vardır. İşte delete. Ama biz şu an find by ID kullanacağız. Find by ID dediğimizde ID'yi buraya ekliyoruz. Şimdi find ID'nin result'ı her zaman bir optional'dır. Bu da Java 8'de yeni gelmiştir. Optional'lerde nasıl anlatsam, optional'ın anlamı ya içinde bir şey vardır ya yoktur. Ya yoksa dur böyle göstereyim. Pardon, burayı bulduğu için hatalı, yanlış yaptı. Option'ı. Şimdi bu option'ı aldığınızda gidip by id dot get diyebilirsiniz. İçindeki objeyi direkt geri alabilirsiniz. O else diyebilirsiniz. İşte başka bir objeye geri verebilirsiniz veya exception veya if present is present. Çoğu kişi böyle bir şey yapıyor. Önce bu option'ı da ekliyor. Ondan sonra diyor ki if yoksa böyle hata oluştur veya hata gönder. Throw new return by id get. Çok kişi böyle yazıyor. Ben şahsen bunu pek uygun bulmuyorum. Can be replaced by isempty. Java 11 kullandığımız için burada isempty varmış. Isempty'yi kullanalım. Isempty kullandıktan sonra işte böyle de yapabilirsiniz. Ben şahsen böyle yapmıyorum. Kodu biraz daha küçük tutması için return böyle yazıyorum. Bu aynı anlamına gelir ve daha da kısadır ve okuması daha kolaydır. Streams API'da option'lerde bir özelliği vardır. Siz şimdi burada option'ı aldığınızda ve arkasından otomatikmen o else store yaptığınızda o else store size object'in kendisini verir veya exception'ı verir. Ama exception olmadığı için object'in kendisini veriyor ve onu burada direktmen return yapıyoruz. Bu Java 8'de gelinen bir şeydir. Belki ileri zamanlarda, haftalarda, aylarda Java Stream API hakkında Türkçe bir tutorial da yapmayı düşünüyorum. Ama ilk önce şunu bir bitirelim. Almancası var zaten. Bakmak isteyen bakabilir. Kod zaten her zaman aynıdır. Ha Almanca, ha İngilizce, ha Türkçe. Kodu anlamak önemlidir. Servis klasımız bitmiştir. Burada da hiçbir hata yok. Şimdi arkadaşlar diyecek ki Allah Allah, database'imiz nerede bağlandı? Ne zaman bağlandı? Database'i ben görmedim. Hiçbir configuration yok. JDBC string yok. Hiç driver yok. Bir şey yok. Evet yok. Neden yok? Çünkü Spring Boot'un auto configuration'ı kullanıyoruz. Spring Boot auto configuration'de otomatikmen kendiliğinden sizin application'ı zaten default olarak configuration ediyor. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Tabii ki default'tan çıkmak istiyorsanız her zaman property üzeri application properties'te bunu değiştirebilirsiniz. Ama biz onu yapmıyoruz. O şu an gerekmiyor. Size bunu çalıştırmadan önce RoboMongo'ya geçeyim. RoboMongo'da benim eski tutoriallerden kalma customer table falan var. Yani refresh. Gördüğünüz gibi burada hiçbir şey yok. Şu benim başka bir proje. Bunu bir çalıştıralım. Bakalım ne olacak. Çalıştırdıktan sonra bakıyoruz her şey düzgün. Bir hata yok. Initializing Spring Embedded Web Application Cluster Created. Şöyle yapalım aslında. Şurası önemli. Bir tane repository interface buldu. Ve local host 27017'den benim local olan Mongo database'e bağlandı. Şu an sadece bağlandı ama. Hiçbir şey yapmıyor. Bir daha buraya bir refresh yapalım. Gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Postman'a geçelim. Postman'da şimdi illeri çekmeye uğraşalım. Çektiğimizde array'imiz 0. Hiçbir şey yok. Mongo database'e bir daha bakalım. Yine hiçbir şey yok. Halen 0. Get zaten çalışmıyor. Ama bir yeni obje oluşturalım. ID'yi burada silelim. Diyelim ki il olarak nide'yi ekleyelim. Nide. Send. Gördüğünüz gibi created oldu. ID'miz bu kez farklı. 602'yi aklınıza tutunuz. Bir de A3'ü aklınıza tutunuz. Create date'imiz var. Nide var. Bunu database'de bir bakalım. Database'de refresh yaptığımızda gördüğünüz gibi burada otomatikmen bir collection oluştu. Bu collection table'in karşılığıdır MongoDB'de. Bunu açtığımızda iki defa tıkladığımızda bir obje vardır. Pardon, bunu biraz büyütelim. Deminki numaraları kıyaslayalım, ID'leri. 602 A3 602 A3 ID burada da bir daha gösteriyor. Create date'i burada gösteriyor. Nide'yi burada gösteriyor. Burada da zaten object'in class'ını gösteriyor. O Spring Boot için lazımdır. Bir ikincisini daha ekleyelim. İstanbul diyelim. İstanbul. Tabii şu an il numaralarımız kayıp. Bir üçüncüsünü ekleyelim. Mersin. Aksaray. Database'imize bakalım. STRGR. Bunların hepsi şu an burada. Gördüğünüz gibi. Belki böyle bakalım. Bak böyle daha güzel değil. Böyle bakalım. Nide burada. İstanbul burada. Mersin burada. Aksaray burada. Mongo database'in özelliği hepsini zaten peş peşe ekliyor. Bunlar bir collection'dir. Collection'ler database'in karşılığıdır. Bunlar bir table'de bir row'un karşılığıdır. Bir satırın karşılığıdır. Bu MongoDB'nin query language'i SQL'le hiç bir alakası yok. Bunda nasıl diyeyim? Örneğin şöyle bir şey yazabilirsiniz. Name nide. Bunu da execute yaptığınızda sadece nide gelir. Ama biz bunu tabi yapmak istemiyoruz. Biz bunu boş bırakalım. Hepsini görmek istiyoruz şu an. Şimdi REST interface üzeri Aksaray'ı bir alalım. Aksaray'ı almak için şu ID bize lazım. Pardon, buradan da kopyalanmıyor. Buradan alalım. Aksaray nerede? Aksaray burada. Bu ID'yi kopyalayalım. Postman'e geçelim. Diyelim ki burada demin biz tabii ki il numaralarını kullanıyorduk. Şimdi technical ID's kullanıyoruz. 602 A6 602 A6 send yaptığımızda gördüğünüz gibi Aksaray database'den geliyor. Post ekledik tabii deminki birkaç tane. Şimdi bir değişiklik yapalım. Aksaray'ı değiştirelim. Diyelim ki ID burada yine 602 A6 Aksaray yerine Aksaray. Ya aslında yanlış da olsun. Yok pardon. Şöyle yapalım. Yapmışken doğru düzgün bir şey yapalım. Mersin'i değiştirelim. Put bu ID'yi buraya ekleyelim. Mersin'e de İçel olsun. İçel. Gönderdiğimizde OK aldık. REST interface'imize bakalım. Burada bir hata var. Bunu hemen düzeltelim. Galiba onu unuttuk değiştirmeye. Evet. Onu unutmuşuz. Put mapping'de bir eksiklik var. New alıyoruz. Ya put mapping yapmamışız ki. İl service update il diyelim. Buraya ID veriyoruz. Bir de new il. Pardon arkadaşlar, bunu demin unutmuşuz. Ama olsun, sorun değil. Hemen ekleriz. Update içinde enter. ID üzeri ili alalım. Böyle get ID old il diyelim. Eski il. Old il dot set name. New il dot get name. Sadece name'i değiştirdiğim için. Il repository save. Old il. Bitti. Şimdi bu da hazırdır. Şimdi bilgilerimiz, database'deki bilgiler şu an silinmiyor. Demin siliniyordu bir list kullandığımız için, ama şu an database kullandığımız için bilgilerimiz silinmiyor. Her zaman şu an database'de. Buraya hemen bir get yaptığımızda İstanbul, Mersin, Aksaray hepsi içinde. ID'leri değişmiyor. Şu an Mersin'i değiştirmek istiyoruz. Put içer dedik. Bir tıkladık mı 200 geri geldi. Database'e bakalım. Ha, pardon. Şuna geçelim. Mersin oldu. İçel ID'si aynı kaldı. Bunu Postman'de bir de kontrol edelim. Gördüğünüz gibi şurada İçel geliyor. Şimdi bir yeni bir şey ekleyelim. Ona da ismini olmayan il diyelim. Şimdi bunu ekledikten sonra farkına vardık ki bu yanlış bir şey. Olmayan bir il. ID'yi alalım, buradan kopyalayalım, delete'e geçtiğimizde buraya ekleyelim. Pardon, ondan önce şuna bakalım, kaydetmiş mi? Olmayan ili kaydetmiş. ID'si bu. ID'sini kopyaladık, delete'e geçtik, buraya ID'yi ekledik. Send yaptığımızda status 200 geldi. Bakalım olmayan ilimiz silinmiş mi? Evet, silinmiş. Şu an Aksaray var, İçel var, İstanbul var, Niğde var. Database'e bakalım. Database'de halen şu an aynı bilgiler mevcuttur. Aksaray, İçel, İstanbul, Niğde. Yavaş yavaş tutorial'ın sonuna geliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir daha bir koddan geçelim. Kontrola bölümü burası. Pardon, bu burayı aslında burayı da silebiliriz. Bu da gereksiz. Şimdi koda baktığımızda genellikle kontrollada ya 1 satır ya 2 satır ya 3 satır falan bir kod var. Bütün olan şeyler serviste oluyor. Orada da genellikle kodumuz az ve kısa. Repository class'ımız zaten hiçbir şey yazmamışız. Size bir ek olarak, şu an biraz daha vaktimiz var, ek olarak isim üzeri aramayı get metodunu yazalım. Şu an bittik. Aslında ben şu an tutorial'ı bitirmek istiyordum ama aklıma şimdi yeni bir şey geldi. Onu da eklemek istiyorum. Dedik ki biz get yapabiliyoruz. ID üzeri bir objeyi geri alıyoruz. Ama şimdi bazen oluyor ki application'ınızda isim üzeri aramak zorundasınız. Onu nasıl yaparız? Bunu bir kopyalayalım. Şu an biraz acele edeceğiz. Diyoruz ki get mapping'de bir değişiklik yapıyoruz. Get mapping şöyle olacak ama bu olmadığı için, çalışmadığı için bu bölümü maalesef komple yine siliyoruz. Get mapping buraya ekliyoruz. Oh, pardon. Buraya iller diyoruz. Buraya da iller ID diyoruz. Buraya da illeri ekliyoruz. Post mapping'e de aynısını ekliyoruz. Put mapping'e de aynısını ekliyoruz. Delete mapping'e de aynısını ekliyoruz. Şimdi yapacağımız iş, request mapping'i buradan aldık, buralara ekledik. Bunu yapmamızın nedeni şöyle, yeni bir get method yapıyoruz. O da iller bazında çalışacak. Aslında pardon. Öyle yapmayalım. Aslında Pardon, böyle yapalım. Şimdi bunu biz kopyaladık. Aslında gerekmiyor. Şöyle yapalım. Get mapping'i ek olarak request param string name diyelim. Bu otomatikmen required olduğu için mecburi bir field oluyor. Request param oluyor. Bunu required false yapıyoruz. Name buraya ekliyoruz. Get illere de name'i ekliyoruz. Otomatikman IntelliJ ile add string as first parametre yaptığımızda bunu otomatikman buraya ekliyor. Şimdi name'i buradan aldığımız için, buraya eklediğimiz için bunu ek olarak biraz geliştirmek zorundayız. Buraya da if name string utils var mı? Bakalım bir. String utils burada yokmuş. If name equals null, name yoksa bunu kullan. Name var ise return il repository. Bakalım, yok. Aradığımız yok. Aslında bize ne lazım? Find by name lazım. Find by name niye? Bizim object'in properties name üzeri arayacağız. O lazımsa onu yazalım. Find by name diyelim. Buraya da name ekleyelim. Ondan sonra bunu böyle oluşturduğumuzda metodu, diyelim ki bir list alıyoruz. Verdiği bilgiler ildir. Find by name'dir. String name. Ve arkadaşlar inanmayacaksınız. Şu an query'miz bitmiştir. Gördüğünüz gibi çok hızlı bir şekilde değişikliği yaptık. Servisimizi de geliştirdik. Servisimiz sadece şu an biraz gelişti. Biraz ilerledi. Bunlar lazım değil. Bu da lazım değil. Kontrolü hala çok basit bir şekilde. Bunu şimdi çalıştıralım. Bunu çalıştırdığımızda evet, hiçbir hata yok. Gördüğünüz gibi çalıştı. İlleri çalıştırdık. Get iller. Gördüğünüz gibi İstanbul, Niğde, İçel hepsi daha var. Biraz yetersiz gibi kalıyor. Pardon. Şimdi ben İstanbul'u aramak istiyorum. Aynı query üzeri. Biz buraya ne dedik? Request param dedik. Mecburi olmayan bir field'tir. İsmi de name'dir. Buraya bir request param ekleyelim. Parametrenin ismi name. Burada demiştik name. Başta anlattığım gibi id burada otomatikmen inject'i yapmıyor. Burada da yapıyor. Bu parametrenin ismi name ise otomatikmen bu variable'in içine ekliyor. Name eşittir. Ne demiştik? İstanbul. İstanbul'u aradığımızda gördüğünüz gibi bir array geri geliyor ama içinde sadece İstanbul var. Bu search query'dir. Bunlara search query derler. Demin post yaparken anlatmıştım. Bu teknik get'lerde genellikle kullanılır. Post'ta da kullanabilirsiniz ama bilgi eklemek için değil. Post'ta belki filtreler yapmak için. Get'lerde genellikle filtre yapmak için bunu eklersiniz. Buraya request parama eklersiniz. Post'ta zaten get üzeri, örneğin post'tan hiçbir şey gönderilmez. Şimdi burayı açıp da buradan zaten burada yazıyor. This request does not have a body. Get the body falan olmaz diyor. Curl veya başka bir şey kullandığınızda oluyor. Veya REST template, Spring Boot'un REST template'i var. Exchange yaptığınızda oluyor. Benden tavsiye kullanmayın. Name İstanbul olana, name nasıl diyeyim, name İçel dediğinizde İçel geliyor. Şimdi name Berlin diyelim. Aslında Berlin Türkiye'nin bir ili değil ama send ne oluyor? Hata vermiyor. Boş bir list veriyor. Neden boş bir list? Başta da anlatmıştım. List REST metotları diyeyim veya REST servisleri exception veya null veya başka bir şey geri vermez. Genellikle boş bir list verir. O kullanıcı için, consumer için Android client olsun, Angular client, React Native client olsun. O zaman bunlar otomatikman listenin boş olduğunu biliyorlar ve ona göre bir mesaj gösteriyorlar. Get'imiz de hazır. Yaptık. Aksaray halen oluyor. Buraya başka bir ID tabi eklediğimizde herhangi bir olmayan ID şu an hata veriyor. Buraya bir exception handle ekleyebiliriz. Onu da yapalım. Ona da vakit ayıralım. Onu da yapmış olalım. Şimdi exception'ler çoğu insanlar, çoğu yazılımcı arkadaşlar gidiyor örneğin get buraya yapalım. Buraya şöyle bir try catch ekliyor. Ondan sonra is not found exception diyelim. Is not found exception ax pardon, bugün biraz yerinde değil her şey. Biraz şimdi boş bırakalım. Is not found exception diyor. Bir is not found exception oluşturalım. Ondan sonra devam yaparız arkadaşlar. Bunu da exception package'inde exception package bunu oluşturuyoruz. Bunu runtime'dan extends runtime exception, buna bir constructor ekleyelim. Diyelim ki public is not found exception string message msg super msg. Şu an exception'ımız şimdilik hazır. Bizim işin için zaten şu an yarıyor. Fazla da bir şey yapmaya gerek yok. Exception işte dediğim gibi çoğu yazılımcı arkadaşlar böyle yapıyor. Gidiyor try catch yapıyor. Ondan sonra exception'ı burada yakalıyor. Ondan sonra return response body pardon response entity ama şu an bir hata var. Onu da size göstermek istiyorum. Buraya biz il yazdığımız için bu illaki bizden bir il object isteyecek. HTTP not found diyoruz. Not found. Şu an gördüğünüz gibi burada bana hata veriyor. Pardon new response entity HTTP aslında hata vermiyor. Pardon, ben yanlış söylemişim. Bir kontrol edeyim. Evet. Metodumuz şu an bitti. Çoğu arkadaşlar böyle yapıyor. Bunu bir göstereyim size. Bu da çalışıyor. Bunu yapmakta sakınca yok. Bu da doğrudur. Pardon. Burada bir eksiklik var. Get il by id'ye geçelim. Get il by id. Burada demiştik ki runtime exception. Bunu ama yapmıyoruz. Biz burada get il not found exception yapıyoruz. İlimizi bulamadık. Il not found with id ne diyelim, id. Evet. Şimdi bunu burada tabi bulamadık mı, repository bulamadım, exception atıyor. Exception servisten controller'a gidiyor. Bu metottan buraya geliyor ve burada yakalanıyor. Burada da yakalandıktan sonra response entity olarak client'a geri veriliyor. Bunu bir göstereyim. Bir dakika. Tamam, bitmiştir. Şimdi ne dedik? Pardon, burada Berlin var. Burada hata zaten vermiyoruz. Şimdi nide'yi alalım. Get'e geçtiğimizde nide'yi aldığımızda hiç sıkıntı yok. Nide geri geliyor. 200 HTTP 200 geri veriyor. Ama buraya bir olmayan bir ID yazalım. Şu an gördüğünüz gibi HTTP 404 not found alıyoruz. Ama hiçbir hata görünmüyor. Bu da olabilir. Bazı arkadaşlar dediğim gibi bu tekniği de kullanıyor. Bunda hiçbir sakınca yok. Ben bunu kullanmanızı tavsiye etmem. Çünkü kodunuz bana kalırsa bozuluyor. Bu try catch'i silebilirsiniz. Şimdi Spring Boot'u kullandığımız için bu sadece Spring Boot'la oluyor. Java'nın standart şey değildir. Class'ımızın içine, kontrol ve class'ımızın içine yeni bir metot yapıyoruz. Şimdi exception'leri yakalama metodu diyelim buna. Buna public ne diyoruz? Response entity string diyelim. Handle is not found exception. Bunun içine is not found exception giriyor. AX ve ne zaman bir is not found exception atıldığında ve kontrole kadar geldiğinde bu metot bunu yakalasın diyeceğiz. Bunu da demesi için buraya bir exception handler ekliyoruz. Exception handler. Exception handler'ın value'su throwable object'leri istiyordur. Oraya da bir is not found exception.class yazıyoruz. Şimdi yaptığımız iş ne? Ne zaman bir exception atılsa ve bu exception'den ise o zaman bu metot Spring Boot tarafından execute ediliyor. Buraya sizin exception geri veriliyor. Ve siz de diyebiliyorsunuz ki o zaman return new response entity get message HTTP status 400 not found static import yapalım. Exception handler'ımız şimdi hazır. Kodumuz gördüğünüz gibi hiçbir değişiklik yapmadık şu an. Bu get için yaptık şu an bunu. Hiçbir yere bir değişiklik yok. Sadece bir exception handler ekledik. Ve kodumuzu ve API'mizi bir daha bir çalıştıralım. Pardon bu silindi. Dur bir daha bir çalıştıralım. Not active open monitor. Tamam. Şu an hazır. Bir get yaptığımızda ne oluyor? İyi de geliyor. İstanbul geliyor. Şu an içeli alalım. Diyelim ki biz burada içeli istiyoruz. Ne oldu? İçeri geri geldi. Şimdi olmayan bir şey ekleyelim. X, AA ve AS. Ne oldu? 404 aldık. Bir de is not found with ID, şu gönderdiğimiz ID'yi aldık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Spring Boot'la çok basit bir şekilde ve çok fazla kod yazmadan güzel REST controller'lar, REST API'ler yazılıyor. Tabii ki Spring Boot'un bize verdiği imkanları kullanırsak. Demin örneğin gösterdim. Burada tabii try catch de yapabilirdik. O da olurdu. Ama o zaman kodumuz bozuluyor. Okunulmaz duruma geliyor. Clean Code anlamında biraz nasıl diyeyim? Clean Code'a pek uymuyor gibi. Spring bizim için bir exception handler zaten hazırlamış. Bunu kullanmakta fayda vardır. Bunu başka şeyler için de yapabilirsiniz. Örneğin ikinci bir exception yaparsınız. Buraya dersiniz ki il already exists exception. Örneğin bir diyelim siz Mersin'i eklemek istiyorsunuz ama Mersin var veya içeri eklemek istiyorsunuz. İçeri zaten database'de var. O zaman bu exception'ı atarsınız. Ondan sonra kontrolü burada yakalarsınız. Ona göre de HTTP conflict atarsınız. Conflict. Bunu da yapalım aslında. Hiç sakınca yoktur. Pek uzun sürmüyor zaten. Exception. Bunu da aynı şunun gibi ekleyelim. Is not found. Burada ne kırmızı gösteriyor bu? Burayı iki defa olduğu için. Handle is not found exception diyoruz. Buraya da pardon ben ne diyorum? It already exists exception Buraya da inAlreadyExistsException ekliyoruz. Ona da bir message vardır. Post'ta dedik ki burada save yaparken bir bakalım ilimiz var mı? Onun için gidiyoruz, diyoruz ki il repository get by name. Pardon. Bugün nedense find by name diyoruz. New il diyoruz. Get name. Or else burada hata bende. Burada aslında optional vermeliyiz. Optional of il. Sonra burayı da düzeltelim. Find by name get iller. Tamam. Değiştirmeliyiz biraz. Get. Bunu böyle yapalım önce. Get by name find all by name. Buraya da find by name yapalım. Evet. Bunu da optional import yapalım. Import yaptıktan sonra neredeydi bu? Serviste. Buraya kalıyor böyle. Buraya da find by name dediğimiz optional geri geldiği için o else throw kullanabiliyoruz. O else throw'da da şunu kopyalayalım. Exception'ı değiştirelim. Il already exists exception. Il already exist with id with name or else throw burada şu an bir hata veriyor. Unhandled exception by already. Or else throw. Optional. Aslında aynısı. New. Exception. Hata burada. Runtime exception. Pardon. Evet. Throwable olduğu için checked exception oluyor bir nevi. O da olmuyor. Runtime exception olmalı. Buna şu an gerek yok. Şu an kodumuz hazır. Find by name diyoruz. Name üzeri arıyoruz. Bulduğunda sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Yok, aslında burada bir hata var. Pardon. Bulduğunda hata var. Öyle demeliyiz. Il by name if is present. Evet. Is present diyoruz. Ve burada bu hatayı atıyoruz. Throw new il already exists exception. Evet, böyle yapıyoruz. Tamam, böyle. Ondan sonra varsa hata veriyoruz, yoksa save yapıyoruz. Bunu bir çalıştıralım. Tamam, hatasız çalıştı. Şimdi ne demiştik? Biz bunu post create için eklemiştik. Get'i zaten göstermiştik. Bakalım. Şu an database'imizde ne var? Aksaray var, İlçe var, İstanbul var, Niğde var. Niğde, bir daha bir Niğde eklemeye uğraşalım. Post ile diyelim ki önce şeyi ekleyelim mi? Önce olduğunu gösterelim. Diyelim ki nereyi? İzmir. Önce İzmir'i bekleyelim. İzmir eklendi. Şimdi Niğde'yi ekleyelim. Bir daha Niğde. Ne oldu? Il already exists with name Niğde. Ve HTTP status olarak 409 conflict'i görüyoruz. Onu da burada kontrolü da belirlemiştik. İşte bu bölümde. Şu an REST kontrolümüz aslında komple hazır duruma geldi. Açıkçası bu kadar da yapmayı düşünmüyordum. Şu an tam 2 saat oldu. 2 saatimizi doldurduk. Umarım arkadaşlar beğenmişsinizdir. Herhangi bir sorunuz olursa, bir ek bilginiz olursa, eklemek istediğiniz bir şey olursa veya düzeltmek istediğiniz bir şey olursa, olabilir ya. Hiçbir insan dört dörtlük değildir. Bilgisi de dört dörtlük değildir. Herkesin bir bilmediği bir konu vardır. O kesin benim de bilmediğim konular vardır. Konular var ise lütfen alttaki comment bölümüne ekleyin. Ben de faydalanayım sizin bilginizden, siz de benim bilgimden bir nevi faydalanın. Ve hoşunuza gittiyse kanalıma abone olabilirsiniz. Ve bu videoyu bir like verirseniz çok memnun olurum. Maksatımız işte bilgimizi paylaşmaktır. Umarım bunu en iyi şekilde yapabildik. Umarım sizin için çok faydalı olur. Özel hayatınızda, kendi projelerinizde veya iş hayatınızda. Ondan hariç diyebileceğim şey işte Clean Code'a çok önem verin. Software Architecture'nıza çok önem verin. Yazılımda her zaman benim bir nasıl diyeyim düşüncem vardır. Yazdığım kod başkasından okunduğunda benim arkamdan kötü konuşmasınlar. Yaptığım işi bir sene sonra ben bir daha bir şey eklemek zorunda kaldığımda o kodu ben okuyayım, anlayayım. Çünkü basit olursa kodunuz, o zaman her zaman değişiklik yapmak kolay olur. Ek yapmak kolay olur. Kodunuz karışık olursa oraya ek yapmak çok zaman alır. Zamanınızı boşa harcar. Zaman da sizin projenizde, proje yöneticiniz için, işvereniz için her zaman masraf, maliyet demektir. Bu masrafı da kimse genellikle ödemek istemez. Önceden ya iş yaptığınız bir saatte, şimdi değişiklik yapacaksınız 2 saatte. Sizin patronunuz, proje yöneticiniz de bir nevi düşünebilir. Ya adam bir saatte yaptığı işi niye 2 saatte değiştiriyor? Ya bu işi bilmiyor ya yaptığı iş iyi değil. Onun için değişiklik yaparsanız, önceki iş 1 saatse birdenbire yarım saatte değişiklik yapabiliyorsanız veya 10'da 15 dakikada, o zaman sizin kariyeriniz için de çok faydalı olur. Bir daha dediğim gibi arkadaşlar, peşinizden gelen arkadaşlar, bunu gören arkadaşlar der güzel kod, biz de bu tekniği uygulayalım, biz de böyle yazılım yapalım. Güzellikle hiçbir zaman zarar gelmez. Düzgün olmak, düzgün çalışmak her zaman güzel bir şeydir. Normalde bunlara aslında bir JUnit testler de eklemeliyiz. Onları da yapmak isterim açıkçası sizle. Ama sanırım onun için vaktimiz şu an yetmiyor. Biz Almanya'da şu an saat 12 oldu. Yarın da işimiz gücümüz var. Dediğim gibi beğendiyseniz arkadaşlar abone olursanız çok sevinirim. Like verirseniz çok sevinirim. Videoyu paylaşın. Bildiğiniz yazılımcı arkadaşlara gönderin. Onlar da faydalansın videodan. Eleştiriniz varsa buyurun comment bölümüne ekleyin. Çok sevinirim. Değişiklik yapmak istediğiniz bir şey varsa, daha benim eklemek istediğim bir şey varsa onu da yazın. Bu tutorial'da zaten bu Türkçe tutorial bölümü bitmeyecek. Bundan sonra birkaç tanesini daha yapmayı düşünüyorum. Siz ne kadar bana bilgi verirsiniz, ben de ona göre tutorial'ları hazırlarım. Öyle de tutorial yaparım. Sizin için de fayda olur. Benim için de zaten hazırlaması da kolay olur. Şu an yaptığım tutorial açıkçası hiç hazırlık yapmadım. Başladım çekmeye. Bir de dedim ne yapalım? Bir il servis yapalım. İkinci tutorial'da belki il servisimizi daha genişletebiliriz. Çünkü illerin ilçeleri vardır. Bir ilçeler servisi yaparız. Onu düşünebilirim. REST kontrollerle nasıl test yapılır? Mockito bir de JUnit üzeri. Bean Validation nasıl olur? Vaktimiz olursa, zamanımız olursa Spring Security de bağlayabiliriz. İşte ne lazımsa siz bana söyleyin. Ben ona göre bir tutorial hazırlarım inşallah. Ve şu an tutorialimiz bitti. Kodunu da GitHub'a mı, GitLab'e ekleyeceğim. Oradan da indirebilirsiniz. Oradan da direkt birebir deneyebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Ve burada herkese hoşça kal diyorum. Sağlıklı kalın. Kendinize dikkat edin. Hayırlı geceler mi desem, hayırlı günler mi desem, o baktığınız saate bağlıdır. İyi günler.